Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde ülke genelindeki ilkokulların 4 ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik temel yangın eğitimi devam ediyor. Lefkoşa Şehit Tunceli İlkokulu'nda gerçekleştirilen yangın söndürme tatbikatı öğrencilerin ilk odağı oldu. Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri her zaman okullarda yangın söndürme tatbikatını sürdürüyor. Bugün de adres Lefkoşa Şehit Tunceli İlkokulu. İlkokul öğrencileri burada yangın söndürme tatbikatını itfaiye ekiplerinden öğrenecek. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi itfaiye araçlarından bir tanesi var ki tam 52 metre. Bu araç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tek. Yangın söndürme cihazları da konuldu itfaiye ekipleri tarafından. Öğrenciler bu yangın söndürme tatbikatını uygulamalı bir şekilde öğrenecekler. Bu yıl ilk kez başlayan ve her yıl tekrarlanması planlanan proje kapsamında Polis Genel Müdürlüğü Şehit Tunceli İlkokulu'nda teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Çocukların yangın konusunda bilinçlenmesini amaçlayan tatbikat öğrencilerden büyük ilgi gördü. Minik yürekler yangının nasıl söndürüldüğünü öğrenirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tek olan donanımlı ve 52 metrelik merdivene sahip itfaiye aracına binmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Öğrenciler öğrendiklerini Kanal T'ye anlattı. Bir yerde yangın çıktı. İtfaiyeci abilerini arayacaksın. Hangi tuşa basarsın? 199'u ararız. Peki bugün neler öğrendin başka yangın söndürme tatbikatında? Evde yangın çıkınca nelerle karşılaşacağımızı söylediler. Bugün yangını söndürmeyi, küçük çaplı bir felaketi nasıl önleyebileceğimizi öğrendik. Bir kıvıldımdan olsun, bir kibrit parçasından olsun çok büyük yangınlar çıkabileceğini öğrendik. Ondan sonra işte nasıl müdahale edebiliriz yangına onu öğrendik. Yangın tüplerinin nasıl çalıştığını öğrendik. Sen bu 52 metrelik araca da bindin. İtfaiye aracına neler hissettin? Korktun mu? Bence korkunç değildi. Çıktık yukarıya. Biz gördük, okulun üstünü gördük. Nasıl göründüğünü, küçük görünüyordu okul yukarıdan. Bayağı bir yüksekti değil mi? Evet. Ama korkmadım. İtfaiye eğitmeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tek olan donanımlı ve 52 metrelik merdivene sahip itfaiye aracının özelliklerini ise Kanal T ile paylaştı. Evet değerli izleyenler, öğrencilerden sonra bizler de bindik bu 52 metrelik araca. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tek olan bu itfaiye aracının biraz da özelliklerini tanıyalım. Sol başımızda eğitmenimiz var. Eğitmenimiz bu itfaiye aracın hangi özelliklere sahip olduğunu bizlere söyleyecek. Evet, bu aracı kısaca tanıyabilir miyiz? Ülkemizde tek olduğunu ben belirttim. Nasıl çalışır? Hangi özelliklere sahip? Şimdi birinci, bu aracın en önemli özelliği yüksek binalarda mahsur kalan kişileri. Biraz önce söylediğiniz gibi 52 metre yüksekliğindeki, yani bizim ülkemizde en yüksek binalar 11. kat. 10-11. Kattaki kişileri, mahsur kalan kişileri kurtarmak için birinci bu önünde gördüğümüz bu kısımda insanları alıp, bu gördüğünüz ön tarafında açılan kısımdan alarak dışarıya, binadan dışarıya çıkarmamızı. Çünkü genellikle insanlar yangında nereden ölüyor? Dumandan zehirlenerek ölüyor. Evet.